Hoş geldin. Merhaba. Ne içersin? Sade bir Türk kahvesi. Bakar mısın? Bir tane daha verir misin? Canın mı sıkın? Kenan niye hala serbest anlamıyorum. Elimizde yeterli delil yok. Delil mi istiyorsun? Git o zaman bir arama emri çıkart. Kenan odasındaki kasada ne arıyorsan bulabilirsin. Bir şey saklıyorsa mutlaka oradadır. O kadar kolay değil maalesef. Cinayet aletini arıyorum. Bulursam müdürümü çok daha kolay ikna edebilirim. Nasıl ya? O zamana kadar böyle bekleyeceksin yani. Ne var aklında? Kusura bakma, beklettim biraz. Acil bir işim çıktı. Bir gelişme mi var? Gölette cinayette kullanılan bıçağı ararken Sadullah'ın Doğan telefonunu bulmuşlar. Sonuç? Telefondan neler çıkacak göreceğiz. Ha, iyisin değil mi? Annem yağ sıçradı falan dedi. İyiyim. Aman iyi. Bir 5 dakika dışarı gelsene. İşim var Bahadır. Ya 5 dakika sadece, hemen döneceksin. Hadi kırma beni. Tamam. Bahadır, ne yapıyoruz burada? Sana aldım. Bana. Evet. Sana daha rahat ulaşabilelim diye. Sen de bize tabii. Bahadır, bu çok pahalı bir şey. E olsun canım, senin canın sağ olsun, ne olacak? Olmaz öyle şey. Elif, çok istiyorsan paran olunca ödersin. Ama telefonsuz olmaz. Zaten başında bin bir türlü dert var. Yani bak, buradan böyle telefonumu da kaydettim. Bir şey olduğu zaman hop, alo Bahadır. Hadi. Ödeyeceğim ama. Çok teşekkür ederim. Bana o kadar çok şey yaptın ki. Ne yaptım ki? Ne yapacaksın ki, daha iş buldun. Hayata yeniden başlamak için bana bir şans verdin. Annemle babamı kaybettiğimden beri kimse benimle böyle ilgilenmedi. Tamam. Asma suratını. Gül bakayım. Gül. Evet, bu gülmek sana çok yakışıyor. Zaten senden başka kimse önemsemiyor. Bennu'nun geri mi döndü? Tipik Bennu işte. Şovunu yaptı da pabuç pahalı tabii. Biraz kötü oldum da bebeğimin sağlığını riske atmak istemedim. Kızlar yardımcı olsunlar. Elmas.
Abim nerede? Çalışma odasında. Benucum sen yukarı çık dinlen biraz. Ben hemen geliyorum. Neredesin sen? Ben... Neyse ne. Şu kapıdaki çöpü atıver çabuk. Hadi. Bennu döndü. Beklediğimden de hızlı olmuş. Bennu sandığınız kadar bencil bir kadın değil. Çocuğumuzu düşündüğü için döndü. Şu polisin hala evimizin önünde beklediğinin farkındasın değil mi? Anlamadım. Murat, görmediğimi sandı ama. İstediği kadar beklesin. Bakıyorum çok rahatsın. Korkacak bir şeyim yok. Görüşmeye nasılsınız Elif Hanım? Ne istiyorsunuz? Geçen gün cenazede olay çıkaran kişi amcanmış. Aileni onun öldürdüğünü düşünüyor musun? İfadeni bulup okudum. Düşünmüyorum komiserim, biliyorum. Bak Elif, benim tek derdim adaleti sağlamak. Sen bana yardım et, ben de sana. Eğer gerçekten suçlu amcansa cezasını bulmasını sağlayabilirim. Komiserim, ailemle ne ilgisi var? Lütfen onları karıştırmayın. Adalet sağlanmayınca ne olduğunu sen çok iyi biliyorsun Elif. Telefonum yok demiştin. Daha yeni. Paran yok sanıyordum. Param maram yok zaten. Arkadaşım aldı. Şaka yaptık ya. Kızma hemen. Ne yapıyorsunuz? Böylece daha rahat iletişim kurabiliriz. Komiserim lütfen rahat bırakın artık beni. Günahımı alıyorsunuz. Kasayı aç, suçsuz olduğunu ispatla. Şifreyi bilmiyorum ki nasıl açayım? Sürekli böyle desin. İstersen kolaylıkla bulabilirsin. 8 saniyeli bir şifresi var.